Abdurrahman İbni Şibil Hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. İgra'ul Kur'an ve la te'külü bih. Kur'an'ı okuyun, onu yemeyin. Ve la testeksiru bih. Kur'an vesilesiyle malınızı çoğaltmayın. Ve tecfu'an. Ondan uzaklaşmayın. وَلَا تَغْلُوا O'nun hakkında haddi aşmayın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle neyi emretmişse ümmeti onu çiğnemiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş Kur'an'ı okuyun, onu yemeyin ve onunla malınızı çoğaltmayın. Bu emri başta bir kısım imam ve müezzinler çiğnemiş. Sözde onlar bu dinin muhafızı. Bir ölünüzün arkasından Kur'an okunması için onları davet etseniz size hemen bir fiyat söylerler. Okurum ama şu kadar ücreti var derler. Hatta ne acıdığı ki para vermezseniz size Kur'an da okumazlar. Parayı biraz çok verirseniz daha aşkla okurlar. İmam ve müezzin kardeşlerim bana kızmasın. Ben onlara sadece Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sözünü hatırlatıyorum. Sözün sahibi ben değilim. Sözün sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. İmam ve müezzinlerden konuştuk. Şimdi hadisin devamına bakıp bir de ümmetin halinden den vuralım. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "Vela tejfu an Kur'an'dan uzaklaşmayın." Şimdi insafla söyleyin, biz Kur'an'a yakın mıyız, uzak mıyız? Kuan'ın emirlerine ne kadar uyuyoruz? Allah'ın şeriatına ne kadar tabiiz? Vallahi Kuan bir vadide bizler başka bir vadideyiz aramızdaki mesafe yerle gök arası kadar. Allah bize merhamet etsin. Kur'an'la aramızdaki mesafeyi kısatsın. Bizi Kur'an'a yaklaştırsın. Amin.